Bugün okulumuz müzik kulübünün hazırlamış olduğu Eurovision ses yarışmasına hoş geldiniz. Bu çalışma bize gösterdi ki okulumuzda birçok yetenek mevcuttur. Yalnız bunun ortaya çıkması için bunun gibi etkinliklerin düzenlenmesi gerekmektedir. Biz de bundan dolayı Eurovision ses yarışmasını geleneksel hale getirip her yıl yapılmasını istiyoruz. Bizim yola çıkardığımız bu bayrağı bizden sonrakilerin de taşıması dileğiyle programımızı başlatıyoruz. İyi seyirler. Şimdi yarışmacılarımızı tanıyoruz. İyi seyirler. Aldanma cahilin kuru lafına. Kültürsüz insanın külü yalandır. Hükmetse dünyanın her tarafına, arzusu, hedefi, yolu yalandır. İnsan bir deryadır ilimde mahir. İlimsiz insanın şöhreti zahir. Cahilden iyilik beklenme zahir. İşte ameli, hali yalandır. Şimdi de jürimizi tanıyoruz. Bence duyguları anlatmanın en güzel yolu. Müziksiz bir hayat düşünemiyorum. Bu yüzden böyle bir yarışma düzenledikleri için başta Önder hocamız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler. İyi günler arkadaşlar, ben Şevket Çakmak, okulumuzun matematik öğretmeniyim. Önemli olanın oraya çıkıp özgüvenimizi ve performansımızı sergilemek. Zaten bir değerlendirmesini de bu şekilde yapacağım. İnşallah iyi bir aktivite olur, iyi olacağına da inanıyorum. Yarışmayı tertip eden Önder Akpınar ve değerli arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum tabii. Sonuçlar herkese hayırlı olsun, herkese çok teşekkür ediyorum, herkese başarılar. İnsan sürekli kendini geliştirmeye çalışır. Sanat da bunlardan bir tanesi. O yüzden Eurovision yarışmasına yapan, katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yarışmacılara da başarılar dilerim. Öncelikle merhabalar arkadaşlar. Ben okulumuz matematik öğretmenlerinden Ahmet Bilici. Bu yarışmada öncelikle emeği geçen, gerçekten sizler için çok fazla çaba harcayan, emek gösteren saygıdeğer Önder hocama teşekkürleri borç bilir. Bu yarışmada medeni cesaret gösterip katılma, ön elemelerde başarı gösterme veya ön elemelerde elenme. Hiç fark etmeksizin medeni cesareti gösteren herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle sosyal hareketlerde bulunmamız lazım.
Çünkü bunlar bizim toplum içinde bir birey olduğumuzu hatırlatan, kazanmadan daha çok bize bir amaç uğruna mücadele öğreten güzel aktiviteler. Ben bundan dolayı tekrar sizlere, katılanlara, başarı sağlayan, sağlayamayan herkese, emeği geçen herkese teşekkürlerimi tekrar tekrar sunuyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hocanın yanına gidiyoruz. Abdurrahman Hocam, Eurovision hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, öncelikle Eurovision ses yarışmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Başta Önder Hocam olmak üzere. Bu kısmı bana zorla söyletti. Bütün yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyoruz. Bu tür etkinliklerin okulumuzda devam etmesini diliyoruz. Umarız geleneksel bir hal alın ve sürekli devam eder. Seslendirmek üzere ilk yarışmacımız Ormeli Elias Mutlu'ndan Elif Akkaya'ya bırakıyoruz. İyi seyirler. Ben Elif Akkaya. Trabzonluyum. 10 yaşından beri müzikle uğraşıyorum. Elif'e bıraksam kendimi, bunlara uzatsam gönlümü. Kendi çevremde enstrüman çalabiliyorum. Umarım güzel bir şeyler yaparım. Devamlı diliyorum. Teşekkürler. Eşimin dediklerine inanıyorum. Bu konuda ona çok güveniyorum. Ailece arkasındayız. Başarılarımın devamını diliyorum. Ses yarışmasından yine başarılar diliyorum.
Türkü var onun. Türküler susmaz dostum. Türküler susmaz. Sırada Ağlamayar adlı türküsünü seslendirecek olan 9C sınıfından Samet Erdil var. Kendisini sahneye davet ediyoruz. İyi seyirler. Samet, söyledim Erdin. Malatyalıyım, 15 yaşındayım. Döneceğim, ellerim boş olmuyor, olmuyor, olmuyor. Şarkıyla uğraşmayı severim. Küçük yarışta bir kere daha katılmıştım, üçüncü olmuştum. Şimdi yarışmayı heyecanla bekliyorum. Yar bize yar dediler, beni abilerime, ablalarıma başarılar diliyorum. Birinci olmayı hedefliyorum. Sen
yar deyip sesine ne sarsan beni. Merhaba, ben Zeynep, Rukiye'nin ablasıyım. Birçok kişi gibi tabii ki ben de Rukiye'ye güveniyorum. Ve onun başarılı olabileceğine inanıyorum bu yarışmada ilk ona girebildiğine göre. Hepinize başarılar diliyorum. Tabii ki Rukiye'nin kazanmasını istiyorum. Sıradaki yarışmacımız
Seslendireceği türkü Al Sensiz. İyi seyirler. Yarışmaya katılma amacım sesinin beğenilmesi. Anlayın ki bu benim ilk yarışım. Sonunu bile bile kaderim. Birinci olmayı herkesten daha çok istediğimi düşünüyorum. Umarım birinci olurum. Kaldıysa hala bende aşktan konuşmaya. Merhabalar, ben Beylan Tarih Öğretmeni. Her şeyi seçtiği Tarih Öğretmeni. Bu ile başarılı olacağını inanıyorum. Yarışmanın onun için tatlı ve hayırlı geçmesi için bir anne ona havalar kurabiyesi ikram ediyorum. Evet, ondan dolayı başarılar diliyorum.
diye verdik. Onu basit gösteri dansının estetik katına alıyor. Bütün sanatlar içinde yapısı gereği insanın duygularını en çok olacağı için alan, fiziksel olarak insanın büyüleme gücü en yüksek olan sanattır. Friedrich Nietzsche. Şimdi sen neye vazgeçtim abi şarkısını seslendirmek üzere 11 AML sınıfından Günler Durokan gelecek. İlk seyirler. Merhaba, ben Gülnihal. Yarışma için çok heyecanlıyım. Çünkü bu benim hayalimdi. Kazanmak çok önemli değil ama hayalim gerçekleştiği için çok mutluyum. Madem ki istiyorsun, öyleyse durma git. Kızımıza çok güveniyoruz. Sesi çok güzel, kendi çok güzel. Kalbi çok güzel. Sana bana dünyanın mucizesi. Her konuda olduğu gibi ses konusunda sana çok güveniyorum. Başarının devamını diliyorum kankacığım. İnşallah sen kazanacaksın.
Büyük insanlık, gemide güvenli yolcusu, trende üçüncü mevki. Şosede yayan büyük insanlık. Büyük insanların toprağında gölge yok. Sokağında fener, penceresinde cam. Ama umudu var büyük insanların. Umutsuz yaşanmıyor. Şimdi okulumuz emeklilerinin etkinliğimiz hakkında düşüncelerini izliyoruz. İyi seyirler. Okulumuzda böyle sosyal etkinliklerim olması çok güzel. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün öğrencilere başarılar dilerim. Böyle bir yarışmayı başlatanlara öncelikle teşekkür ederiz. Evet. Oyun adaylarına da başarılar dileriz. Thank you.
sorunları bizim yerimize söyleyen, gerçekleri saklamayan en güzel şeylerden biridir müzik. Çünkü müzik hislerimizin en net biridir. Sıradaki yarışmacımız 9B sınıfından Onur Uzmalıoğlu. Seslendireceği türkü Yeşil Ördek Gibi Daldım Göllere. Adım Onur, soyadım Uzun Alioğlu, Trabzonluyum, 9. sınıf öğrencisiyim. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Uzun zamandır müziğe ilgi duyuyorum. Abilerimin, ablalarımın birinci olmak istediği gibi ben de birinci olmak istiyorum. Sen düşürdün beni. Thank you.
muyum? Aynı vardan mal olmuşuz. Sen gümüşsün, ben saç mıyım? Ne var ise sende bende, aynı varlık her bedende. Yarın mezara gidende, sen toksun da ben aç mıyım? Şimdi sahneye, bahçede yeşil çınar altı türküsünü seslendirmek üzere 11 ABL sınıfından Sümeyye Aras gelecek. İyi seyirler. Merhaba, ben Sümeyye. Şarkı söylemeyi gerçekten çok seviyorum. Gülle yandı gönlüm, yandı yandı, söndü gönlüm. Öncelikle sesine çok güveniyorum. Kazanacağına inanıyorum. İnşallah kazanırsın. Canımdan başka servetim yokken canımdan geçmeye geldi. Kemal'i sabretmeyen mahsulunu bulamaz. Ve geldik son yarışmacımıza.
Son yarışmacımız 11 teknik A sınıfında Tolga Gül. Seslendireceği türkü Barış Güvercin'i izleyinler. Adım Tolga, soyadım Gül. 17 yaşındayım. Yani müzikte, müziği sevdiğim için bu yarışmaya katıldım. Tolga, büyüklerine saygı duyuyorum. Efendi, ahlaklı, tertemiz, berraklı çocuktur. Müziğe başladı bir sene falan oldu. Bu müziğe başlamadaki en büyük etken abim oldu. Yani abim sayesinde müziğe başladım. Tolga'ya ve arkadaşlarına başarılar diliyorum. Bol şanslar Tolga'cığım. Sazda bu kadar geçeceğimi bilmiyordum. Yani öğretmenlerim sayesinde bayağı bir geliştim. Son olarak da arkadaşlarıma başarılar. Thank you.
ufaldıkça gaz lambaları. Nehrin omuzlarına yaslanır yaşlı ve dindar. Yalnızlıktan soğumuş dağlar. Kalparlı bir suvari dolaşırmış gizlilerde. Köylüler böyle diyorlar yatsıları. Doğa sesleri duyulur mu yağmur olursa? Ne mümkün? En usul havalarda duyulacak, Erzurum'a doğru şahlıların oynar gibi. Göre neden yok, her nasılsa kalpaklı olduğunu biliyorlar. Tıl hasta bir kanıya dokunmasıyla birine halsa, araba traktöre tedbir olmuş Allah tarafından. Tercan toprağındaki kerametini anlata anlata bitiremiyorlar, köylüler böyle diyorlar. Gecenin arkasında bir yerde ufaldıkça gaz lambaları, nehrin omuzlarına yaslanıp yaşlı ve dindar, yalnızlıktan soğumuş dağlar, kalpaklı bir süvari dolaşırmış gizlilerde, köylüler böyle diyorlar yatsıları. Kemal Paşa diyorlar! İzmir'in dağlarından çiçekler açar, İzmir'in dağlarından çiçekler açar, altın güneş orada sırmalar saçar, thank you.
Tek tek tebrik ediyoruz. Ve teşekkür ederim.